şirketlerin bankalarla anlaşarak aldıkları promosyon çalışanlarına dağıtması caiz midir demiş. Evet, şu anda bu son yılbaşı zamanlarında bu promosyon senede bir kere ama çalışanların işçilerine, memurlarına ama emeklilerine vermiş olduğu, kurumların vermiş olduğu maaş haricinde bir para. Senede bir kere veriliyor bu. Bu para kişinin çalışmış olduğu emeğinin haricinde işte o kurumların, o bankaya o işçinin, elemanının, işte memurunun neyse artık veya emeklisinin parasını vermesi karşılığında, yoksa durup dururken vermiyor ha, burada çok acayip bir mesele var yani. O banka durup dururken bu promosyonu vermiyor yani. Niye veriyor peki? Çünkü sen bana diyor işçinin, memurunun, emeklinin maaşını yatır. Ben onu 2-3 gün kullanayım. Repoda, şurada, burada vesaire. Onu hiç düşünen yok. Ondan sonra sen de bana bu parayı yatırdığın için ben de senin işçilerine bunu ne yapayım? İşte senede bir kere promosyon verin. Promosyon budur yani. Dolayısıyla bu para maaş haricinde artı bir para, fazladan bir para olduğu için faizdir. Şirket sahibi de olsanız, normal bir işveren de olsanız fark etmez. O promosyonu zaten siz kendiniz alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İşçilerinizin, memurlarınızın veya emeklilerin maaşlarına yansıtılıyor galiba bildiğim kadarıyla. Eskiden herhalde şirketler kendisi alıyordu ama şu an işçinin veya çalışanın veya emeklinin maaşına yansıtılıyor galiba. Ha, onu ne yapacak? O işçi, memur, emekli, çalışan neyse evet alacak. Bankada bırakmayacak. Çünkü bankada bıraktığı zaman banka yine onu senin paranla ne yapıyor? Yine faizle kullanacak. Bankaların zaten kendi parası yok. Bankalara zaten şu faizli işlemler yapılmasa, yani dikkat edilse belki de kepenk kapatacaklar, basıp gidecekler yani. Ama Allah selamet versin. Bu hassasiyet maalesef kimsede kalmadı. Dolayısıyla promosyon dediğimiz para faiz bir parasıdır. Ne yapacak? O bankadan alacak o kişi. O maaşını alan kişi maaşının haricinde yatırılan o parayı alacak, miktarı neyse onu gidecek fakire, fukara, ihtiyaç sahibine ne yapacak? Kullanacak ama kendisine kullanamaz. Faizli bir para olması hasebiyle kendisine kullanamaz. Dolayısıyla promosyon faizli bir paradır. Kesinlikle kişinin kendi menfaatine kullanması doğru değildir.